Yaşım 70'e yaklaşmış. Öldürürsün, öldürürsün. Daha ne yapar? Ben haklarım, haklarım. Şurada sokaklarda çöpleden ekmek niye toplasın? Yazık değil mi? Ben sokaklardan şişe topladım. Ben sokaklardan çöp topladım, sattım. Onu da satarken utandım, utandım. Beni kınıyorlardı. Ben halkların, bütün toplumların düzenli yaşaması isterim. Niye utanıyorsan ver millete maaşı. Sen kendi yandaşına her kurumdan 30-40-100 milyar maaş veriyorsun da bize niye eve gelince utanıyorsun? Utanıyorsan onlardan kes o halka dağıt. Ne karışıyorsun sen? Yani senin yaşantına karışmıyor mu? Madem demokrasi var, madem özgürlük var, karışamazsın bana. Niye karışıyor? Kendi yaşam hakkı var. Her yerden maaş alıyor. Ya adamın olsa oraya gelmez. Hiç de vazgeçmem. Assınlar hapse. Niye vazgeçin? Ben toplumun gerçeklerini konuştum. Tamam mı? Ben kendim için konuşmadım. Bu toplumdaki yaşam tarzını konuştum. Tamam mı? Bunu kabullensin devlet. Devlet bunu kabullenmiyor. Fakir yok diyor. Ben yoksulların hakkını savunuyorum. Haklarını savunmak için konuştum. Yok demesin. İnkar etmesinler. Kendileri o makamda oturup da sen beni dünyaya güzel göstermek için. Dünya bilmiyor mu benim yaşam tarzımı? He? Benim şuradaki yaşam tarzımı dünya bilmiyor mu? Niye inkar ediyorsun? Niye üstünü örtüyorsun? Örtmesin devlet. Madem utanıyorsun, o zaman onlara imkan sağla. Onlara sosyal bir düzen sağla. Niye sağlamıyorsun? Madem utanıyorsun dünyadan, dünya seni bilmiyor mu yoksul olduğunu? Sen kasana trilyonları aktarıyorsun da, sen kasana kendi yandaşlarına 20'şer milyar maaş vereyim de, onlara da ne çıkmasın? O zaman Türkiye'yi güzel göstermişsin. Ben de överim Türkiye'yi. Dünyaya çıkarın, Türkiye süper müşterim. İnsanlar beni çok beğendi, süpersin teyze diye. Her yerden tebrik geliyor. Fransa'dan, Almanya'dan, oradaki Türkler, teyze bravo, sen diyorlar Osmanlı Üniversitesi'ne yapmışsın. Sen nesin? Ben de normal sokakta bir şeyler satıyordum. Geldi ne diye benimle konuştu. Hatta kabul etmedim. Yani bu bir şov amaçlı değil. Dedim ki benim oğlum, kızım, eşim bana kızıyor. Hayır, neyse bunlara da söylemedim. Şimdi çok müthiş sabahtan beri telefondan düşünmedim. Düşünmedim Mansur Yavaş beni makamına koymazdı. Çağırdı, görüştü beni. Dedi ki tebrik ederim, çok beğendim dedi. Çok süper konuştun. Neden onu satıyorsun dedi. Vallahi dedim, eşim emekli dedim, inkar etmeyeyim. Oğlumun dedim düzenli bir iş yok, kızımın düzenli bir iş yok. Yetmiyor dedim, anlattım. Ben dedim borçlarım vardı, bakkalıdım dedim, kapattım dedim. Bana yüklü cezalar geldi dedim. Bu arada dedim bir ev aldım dedim. Kredi ödedim, eşim 700 bin liralıydı, 2010'da emekli oldu. Dedim krediyi kapatamadıyız dedim. Çöp topladım dedim, şişe topladım dedim. Baktım ki olmaz, o da kurtarmıyor. Ya ne yapmam lazım? Çıkayım da bir şeyler satayım dedim. Hani dedim biraz da esnaflıktan geliyor dedim. Ondan dolayı çıktım dedim. Ben meraklısı mıyım dedim. Ben sıfırın altında 20 derecede dedim. Soğukta meraklısı mıyım dedim. Benim oğlumun dedim güzel bir iş olsa dedim. Daha bekar 10 milyar 20 milyar aslanım. Niye işim var benim orada? O borçları kapatamadığımdan geldim. Çocuğun da parası yetişmedi. Eşimin de parası. Oğlum dedim askere gitti dedim. 700 milyar kaldık dedi.